oyunlarla öğrenip coşmaya, buluşmaya. Hazır mısın neşeli dostlar sokağında? Buluşmaya, hazır mısın neşeli dostlar sokağında? Hadi gel, tanışalım, bak kim bekliyor bizi? Elif ve Mim'in sohbeti. Ah! Simin yavda yok. Nerede acaba Elif? Bilmem ki. Yoksa uyuya mı kaldı acaba? Selamünaleyküm. Ben geldim çocuklar. Aleykümselam Sümeyye abla. Neredeydin Sümeyye abla? Seni göremeyince çok merak ettik. Ay haklısınız çocuklar. Kusura bakmayın. Bugün anneme yardım etmem gerekiyordu. O yüzden birazcık geciktim. Mim'le yolda gelirken oyuncakçı Osman amcanın dükkanının önünde bir kız gördük. Babasından oyuncak bebek istiyordu. Aynısından var diye de babası almak istemiyordu. Kız da babasına bağırarak ama ben bunu istiyorum diye ağlamaya başladı. Anlayamıyorum ya, bu kızlar bebekleri neden istiyor? Ben olsam araba isterim, top isterim, tren isterim. Mim, öyle diyorsun ama benim bebeklerimle oynarken çok eğleniyorsun. O başka akıllım. Sen bebeklerini çok güzel oynatıyorsun. Ama ben evde tek başımayken bebeklerle oynamam. Arabayla oynarım, topla oynarım. Oyuncakçının oradan geçerken de hep arabalara bakıyorum zaten. Ben de oradan geçmeyi çok seviyorum. Vitrine bakıyorum, yeni oyuncak geldi mi diye gözlerimle böyle arıyorum. Hey çocuklar, oyuncak alemine daldınız. Sonra ne oldu? Kızın babası aldı mı bari oyuncağı? Hayır, almadı. Ağlayıp bağırmadan güzelce isteseydi alırdı belki babası. Belki de, kim bilir çocuklar. Hem böyle yaparak babasını çok üzmüş ve babasını çok zor durumda bırakmış. Biliyor musun Sümeyye abla? Ben bir keresinde anneme yeni oyuncak için ısrar edip duruyordum. Babam beni görünce Rabbimiz bizden anne babamıza iyi davranmamızı ister dedi. Onlara öf bile dememeliymişiz. Çok şaşırdım. Öf bile mi? Öf bile. Evet, öf bile. Evet. Evet, aynen öyle Elifciğim. Anne ve babamız bizim sahip olduğumuz en değerli kişilerdir. Öyle değil mi? Evet. Çocuklar? Sümeyye abla, bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. O resimler de neyin nesi? Bu resimler çok güzel bir hikayenin parçaları çocuklar. Evet, bunları sizin için hazırladım. Çok merak ettim. Acaba nasıl resimler var? İsterseniz bakabiliriz. Tamam, bakalım. Bakalım, bakalım. Tamam, çocuklar bu Zehra'nın hikayesi olacak, biliyor musunuz birazdan? Evet, Zehra için hazırladım yani ben aslında bunları. Hem sizin için hem de Zehra için. Vay! Evet. Yatağa bak, gördün mü? Gördünüz mü? Zehra kim? Evet, kim o? Çocuklar merak etmeyin, Zehra'yı isterseniz sizinle de tanıştırabilirim. Buraya mı gelecek? Geldi, Zehra burada. Hani nerede, ben göremiyorum. İşte burada çocuklar, gördünüz mü? Merhaba, ben Zehra. Merhaba Zehra. Hay Allah, sen miydin? Merhaba Zehra. Benim tabii, ne sandın? Burası Zehra'nın evi mi? Evet çocuklar, burası Zehra'nın evi. Burası da Zehra'nın odası. Bakın. Ne güzel bir oda. Mışıl mışıl uyuyordur burada. Gerçekten çok güzelmiş. Evet çocuklar, çok güzel. Fakat Zehra'nın bir problemi var. Neymiş? Zehra evde anne babasına nasıl davranacağını ve evdeki bazı kuralları nasıl uygulayacağını bilmiyor çocuklar. Biz ona bu konuda yardımcı olalım mı? Bunu bilmeyecek ne var ki? Evet, haklısınız aslında, bizler bunu biliyoruz fakat Zehra biraz bu konuda zorlanıyor. Ona evcilik oynayarak yardımcı olabiliriz, ister misiniz? Evcilik oynamaya bayılırım. O zaman ben anne olayım mı Sümeyye abla? Tamam, sen anne ol.
O zaman ben de baba olayım mı? Harika. Tamam. Mim de baba olsun. O zaman ben de Zehra olayım. Tamam. 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 Oyunumuz başlıyor. Hazır mısınız? Başlıyor. Hazırız. Evet. Zehra şimdi yatağından kalktı. Oh, ne de güzel sabah olmuş. Hemen hazırlanayım. Önce banyoya gidip elimi, yüzümü bir güzel yıkayayım. Dişlerimi de fırçalayayım. Tertemiz oldum. Ah. Ay, annemle babam uyanmış mıdır acaba? Hemen annemle babamın yanına gideyim odalarına. Dur. Ne yapıyorsun? Dur. Ay, ne oldu? Hayır. Odaya öyle hemen girmemelisin. Hmm. Kapıyı açmadan önce tıklatmayı sakın unutma, tamam mı Zehra? Ama niye ya? Ben girecektim. Kuralları hiç bilmiyor bu kız. Tamam. Tık. Tık diyorum. Anne, baba. Aa, burada yoklar. Sanırım benden önce uyanmışlar. Ay, bir de mutfağa bakayım. Oradalar mı acaba? Aa, işte buradasınız. Günaydın anneciğim, günaydın babacığım. Hayırlı sabahlar. Günaydın kızım. Günaydın benim güzel kızım. Hadi kahvaltı hazır. Otur bakalım masaya, ben de geliyorum birazdan. Ay, çok güzel görünüyor hepsi anneciğim. Çok acıkmıştım. Hemen oturayım da yiyeyim bari. Kızım dur. Yemeğe başlamadan önce annenin gelmesini bekleyelim. Ama çok acıktım baba. Canım kızım. Yemeğe herkes geldiğinde başlanır, tamam mı? Evet. Neden? Ama öyle daha mı lezzetli oluyor yemekler? Tabii ki evladım. Aileyle yenen yemeğin tadı da bereketi de hiçbir şey de yoktur. Peki. Zehra bugün çok heyecanlı babası. Öyle mi? Seni bu kadar heyecanlandıran şey nedir acaba? Ay babacığım, biliyor musun? Bugün öğretmenimiz bize çok güzel, çok ilginç bir deney yapacakmış. O yüzden ben de çok heyecanlıyım. Merak ettim şimdi. Okulunu çok seviyor. Aferin kızıma. Çok seviyorum. Çok anneciğim, çok seviyorum. Madem bu kadar heyecanlısın, hazırlan da hemen çıkalım okula gidelim. Tamam babacığım, hemen hazırlanıyorum. Ay, odama gideyim önce. Ay. Odama gideyim. Çok komik. Üstümü giyineyim bir. Şurada giyineyim görünmeden. Arka tarafta. Evet. Üstümü giydim. Hazırım. Saçlarımı da taradım. Çok güzel oldu. Şimdi o zaman annemin bir tane fiyonklu bir tokası vardı. Onu gideyim odasından alayım da ondan sonra okula gideyim. Ah, işte buradasın. Ay, ne kadar güzel pembe bir toka. Elif dur, sakin ol. Bu senin tokan değil ki. Ay, ama bu toka çok güzel. Hatta Zehra'nın tokası bile değil. Zehra'nın annesinin tokası. Öf, tamam ya. Zaten Zehra'nın da annesinden izin alması gerekiyordu. Zehracığım. Tokamı almadan önce benden izin almalısın. Çok güzel bir davranış olur. Ya anne, ama ben bunu takmak istiyorum şimdi. Sorun tokayı takmak istemende değil güzel kızım. Dolabımı neden? Benden izinsiz açarak tokayı almış olman. Düşünemedim anneciğim, çok özür dilerim. Bir daha izin alacağım ve ondan sonra eşyalarına dokunacağım. Söz. Tamam. Çok güzel oldu. Hadi babanı daha fazla bekletmeyelim. Hazırsan gidelim kızım. Tamam babacığım, hazırım ben. Atla bakalım arabaya. Hemen. İşte bindim arabaya. Ben anneciğim. De bineyim, dur. Çıkırt. Kemerimi de takayım. Çıkırt. Evet. Hadi, hazır mısın? Hazırım babacığım. Hoşça kal anneciğim. İyi dersler benim güzel kızım. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ay çocuklar, hikayemiz burada bitti. Çok güzel oldu gerçekten. Bitti mi? Hikayemiz çok güzeldi. Çok. Evet. Ay. Ben de Zehra'yı çok sevdim. Keşke bizim arkadaşımız olsaydı. Evet. Ay çocuklar, çok sevdiyseniz yine oynarız. Yine gelir Zehra, olur mu? Tamam. Olur. Çocuklar,
Elif ve Mim Zehra'nın hikayesini çok sevdiler, çok beğendiler. Peki sizler de sevdiniz mi Zehra'nın hikayesini? Hmm, evet dediğinizi duyar gibiyim. Teşekkür ederim. Beğenmenize ben de çok sevindim çocuklar. Biz bu hikayede neler öğrendik biliyor musunuz? Anne ve babamızın bizim için ne kadar değerli, kıymetli kimseler olduğunu öğrendik. Ve saygıya en çok onların layık olduğunu öğrendik çocuklar. Evet. Evet, o zaman şarkı klibimiz hazırsanız geliyor. Yuhu! Ya şarkılar çok güzel, çok. Bugün hangi şarkı var acaba? Hmm, bilmem, dinleyelim bakalım. O zaman hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir elmanın yarısı bazen olur, daha azı hiç üzülme bu az diye. Paylaşmak güzel hediye. Bir elmanın yarısı bazen olur, daha azı hiç üzülme bu az diye. Paylaşmak güzel hediye. Paylaşırsan çoğalır, kalbe sevgi yayılır. Yüzler güler birlikte, kardeşiz biz el ele. Paylaşırsan çoğalır, kalbe sevgi yayılır. Yüzler güler birlikte, kardeşiz biz el ele. Garip keloğlanım, eşeğimin yok palanı. İşim gücüm doğruluktur, hiç de sevmem ben yalanı. Merhaba Aliye abla. Merhaba keloğlan, hoş geldin bakalım. Sen keloğlanı bilir miydin? Ne sandın Aliye abla? Bizim ormandaki herkes keloğlan masallarını çok iyi bilir ve anlatır her gün. Öyle mi? Tabii. Hatta bugün dinlediğim masalda bütün devleri keloğlan yenmişti. Ya nasıl oldu peki bu iş? Oo, çok kolay oldu keloğlan için. Çok da güzel oldu. Bütün devler tepetaklak. Güm pat. Pat. Bak. Hepsi devrildi. Bak sen nasıl başardı bütün bunları keloğlan bakalım. Nasıl olacak? Çok kolay Aliye abla. Anasının duasını almış keloğlan. Ana duasını alanın sırtı yere gelmezmiş. Öyle söylüyor babaannem. Ebabil, babaannen gerçekten de doğru söylemiş. Anne babamız bizi çok sever ve bize sık sık dua eder. O yüzden anne baba duası almak bizim için çok önemli gerçekten de. Aliye abla, bir şey söyleyeyim mi? Efendim. Bugün bütün oyunlarda seni ben yeneceğim. Öyle mi? Neden biliyor musun? Neden? Çünkü ben annemin duasını alıp öyle geldim. Ne güzel etmişsin. Peki annen nasıl dua etti sana bakalım abi? Nasıl dua edecek canım? Şöyle de dua etti. Allah'ım şu şaşkın oğluma zihin açıklığı ver. Bütün kötülüklerden koru dedi. Amin, amin Ebabil. O zaman biz de ne yapalım? Duamızı edelim ve harfimizle tanışalım. Tamam hadi. Hadi çocuklar hep birlikte ellerimizi açıyoruz ve duamızı ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayır. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla tamamla. Amin. Amin. Kutumuzu alalım bakalım. Evet, bugün acaba hangimiz harfimiz var?
Bu benim güzel kutum. İçinde harflerim var. Haydi sallan güzel kutum. Bugün hangi harfimiz var? Şimdi göreceğiz harfimizi. Bakalım kim varmış bugün geliyor. Aa. Bugünkü harfimiz sin. Sin. Evet, sin harfi. Bak şimdi sin harfi sana ne söyleyecek Ebabil? Ne diyor? Güzeldir benim sesim. Noktasız harflerdenim. Ben de keskin sesliyim. Bildin, ben sin harfiyim. Sin harfi. Ebabil, sin harfi sence neye benziyor? Sin harfi neye benziyor? Çok karışık Ali abla, çok zor bir harfmiş bu. Ben bunu dişlere benzetiyorum bazen. Diş mi? Bak diş, küçük iki diş, bir tane de büyük diş. Aa evet, benzedi bak sen söyleyince. Evet, hadi gel şimdi sin harfimizi havaya yazalım. Yazalım. Haydi çocuklar, şimdi elimizi kaldırıyoruz ve harfimizi havaya yazıyoruz. Şöyle önce minik bir diş yapıyoruz. Sonra bir diş daha yapıyoruz yanına. Sonra da biraz daha büyüğünü. İşte sin harfi. Sin harfi. Bir daha yazalım mı Ebabil? Yazalım. Hadi bakalım. Şöyle. Bir daha. Biraz daha büyüğünü de yapıyoruz. İşte sin harfi. Çok güzel oldu. Ebabil, bu arada bohçanı da merak ettim. Arkadaşlarımız da merak etmiştir. Ne var onun içinde acaba? Merak mı ettiniz? Keloğlan'ın bohçası gibi değil mi? Evet, Keloğlan'ın bohçası gibi. Ben bunu yanımdan eğilmiyorum. Gösteririm ama bir şey söyleyeceğim. Söyle. Önce bu sin harfi biraz zor geldi bana. Bu kuma yazalım, tahtaya yazalım. Ondan sonra içindekileri göstereyim, oldu mu? Tamam o zaman, peki. Sürpriz. Tamam. Çok merak ettik Ebabil. İçinden neler çıkacak acaba? Onun içindekiler benim için çok değerli. Tamam. Hadi o zaman şimdi kuma yazalım. Tamam, yazalım. Ne dedik? Şöyle. Bir diş. İki diş. Diğeri de daha büyük. Büyük diş. İşte sin harfi. Hadi biraz bakalım. Daha kolay oldu şimdi sanki. Evet, daha kolay. Çok kolay Ebabil. Üç tane diş yapıyoruz. Minik bir diş. Aynısından bir tane daha. Üçüncüyü de biraz daha büyük yapıyoruz. Ve böylece sin harfimizi çizmiş oluyoruz. Tahtada da gösterirsen sanırım anlayacağım. Hadi gel bakalım ama. Tahtada şimdi evet. Sana sin harfiyle ilgili yine önemli şeyler anlatacağım Ebabil. Tamam. Bugün biz sin harfiyle tanıştık değil mi? Evet. Şimdi sin harfi başta yazıldığı zaman bak aynı şöyle başlıyor. Baştaki gibi ama sondaki şu büyük kuyruğunu ya da büyük dişini bırakıyor. Bak gitmiş. Aa, büyük dişini çekmişler. Bir diş, iki diş, üçüncü diş gitmiş. Evet. Evet. Küçülmüş yani şuradan, çünkü kendisine başka bir harf birleşmesi gerekiyor o yüzden. Bakalım ortaya geldiğinde nasıl oluyormuş Ebabil. Bak yine biz onu dişlerinden tanıyoruz ama ne olmuş? Şuradan başladığı... Sondaki şu kocaman dişi yine gitti, düştü. Bir de kendine minik bir kuyruk eklenmiş oldu. Sin harfi. Sin harfi, sin. Bazen de sin harfi bu şekilde yazılır Ebabil. Sondaki dişi de durur, kendisine de minik bir kuyruk eklenmiş olur. Buradaki şekline benziyor zaten değil mi? Bunlar da benziyor, sadece şu kısmı yok. Sonda yazıldığı zaman mı öyle oluyor Ali? Evet, sonda yazıldığı zaman son kısmı... Olduğu gibi yerinde duruyor. Sadece baş kısmına başka minik bir kuyruk eklenmiş oluyor Ebabil. Anladım, tamam. Okuyalım şimdi harfimizi. Sin. 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 Ebabil. Efendim? Bohçanı elinden hiç bırakmıyorsun. Ve ben çok merak ediyorum, artık gösterecek misin ne var içinde acaba? Bir düşünelim bakalım. Göstersem mi, göstermesem mi? Arkadaşlar göstereyim mi? Göstereyim. Tamam. Arkadaşlar göster diyor. O zaman göstereceğim. Tamam. Ben de çok merak ettim. Şöyle. Bakalım. Görelim acaba Ebabil'in Keloğlan bohçasının içerisinde neler var? İçindekiler benim için çok değerli Ali abla. Öyle mi? Evet. Amma da sıkı bağlamışsın Ebabil. Evet, düşmesin diye çok sıkı bağladım. Bakalım açabilecek miyim? Açtım galiba. Ebabil. Bunlar ne böyle? Onlar benim koleksiyonum Ali abla.
Öyle mi? Kuş tüyü koleksiyonu mu yapıyorsun? Evet, kuş tüyü koleksiyonu yapıyordum. Ebabil, bir koleksiyonun olduğunu bilmiyordum. Ya bir koleksiyonum vardı. Şey, artık şimdi iki tane koleksiyonum oldu Ali abla senin sayende. Aa, bunlar mı diğeri de? Evet, onlara ben öğrendiğim harfleri yazıyorum yapraklara. Aa, burada öğrendiğimiz harfleri giderken yaprakların üzerine yazıp koleksiyon mu yapıyorsun sen? Evet, tam 12 tane oldu Ali abla. Aa, Ebabil çok güzel olmuş. Evet, bakalım. Beğendin mi? Evet, Elif harfi. Evet, ilk öğrendiğimiz harf. B harfi, çok güzel. Hı-hı. T harfi, S harfi. Evet. Kırmızı güzel yazmış yaprak. Mıyım? Çok güzel yazmışsın Ebabil. Yapraklara da çok yakışmış. Hı-hı. Cim harfi, ha, ha. Evet. Del, zel, ra. Çok güzel çok oldu. Çok güzel Ebabil, bayıldım. Çok güzel bir koleksiyon olmuş. Bitmiş halinde çok merak ettim şimdi. Tamam Ali abla. Şey, ben bitirince gösteririm sana. Onları toplayalım oldu tamam, mu? Tamam, toplayalım. Düşmesin sakın ha. Düşmesin Ebabil. Evet. Bunları toplayalım ve oyunumuza geçelim tamam, bakalım. Tamam, ağzını bağla. Tamam, bağlıyorum sıkı sıkı. Yine eline mi vereyim yoksa? Yok, orada dursun. Ben giderken alırsın. Tamam. Öyleyse hadi gel bakalım. Şimdi oyunumuza geçelim Ebabil. Tamam. Aa, oyuna geçiyoruz. Harika. Nasıl bir oyun acaba? Ali abla, nasıl bir oyun oynayacağız? Şimdi hemen anlatıyorum Ebabil. Bak burada şöyle kartlarımız var. Aa, ne güzel kartlar. Üzerlerinde harflerimiz yazılı. Şimdi ben bu kartlarımızı ters bir şekilde buraya dizeceğim. Hı-hı. Bunların arasından bugün öğrendiğimiz sin harflerini bulmaya çalışacaksın. Ha, tamam. Bakalım kaç tane sin harfi toplayacaksın Ebabil? Ben bulurum Ali abla. Biliyorum, bulursun. Hadi bakalım, hemen hızlıca diziyorum. Tamam. Seçeyim mi? Hemen, tamam, seç bakalım hadi. Dizdim ben de zaten. Şey, hangisi olsun acaba? Şuradaki. Hangisi? Buradaki benim tarafımda. Evet o. Bakalım, sin harfi mi? Evet. Yaşasın, buldum. Hem de bir seferde buldum. Bir seferde buldun Ebabil. Ana duası aldın ya bugün, o yüzden. Evet. Çok güzel oldu. O zaman şöyle yapalım, biriktirdiğin sin harflerini de bugün senin bohçana koyalım. Onlar da benden sana hediye olsun, olur mu? Aa, çok güzel olur. Ben onu koleksiyonuma koyarım Ali abla. Tamam. Tamam. Bir tane sin harfimiz var. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Şimdi şuradaki olsun Ali abla. Hangisi Ebabil? Bak hemen şurada. Şu mu? Evet. Bakalım. Aa, yine sin harfi. Evet. Ha, yaşasın. İki tane sin harfin oldu. Evet, iki tane sin harfim oldu. Şuraya iki tane sin harfi buldum. Harikayım, tamam. Harikayım. Hadi devam ediyoruz. Şu en baştaki olsun. Şu mu? Evet. Bakalım. Ebabil, bu sefer sin harfi değil. Sin harfi değil. Bunun da adını söyleyelim. Bu sefer de zel harfi. Zel harfi. Zel, peltek söylüyor. Peltek harfi. Zel. Ver. Bunu buraya bırakalım. Tamam, onu koyalım. Sin harflerini ayırıyoruz. Tamam, başka? O en o taraftaki, bak senin tarafında olan var ya o. Şu mu? Evet, o. Bakalım. Aa. Bu da sin harfi değil. Ha harfi. Ha harfi. Evet tamam. Ebabil. Bunu da buraya bırakıyoruz. Tamam, onu devam da edelim. Şu baştaki olsun, buradaki. Şu mu? Hı-hı. Bakalım. Dal harfi. Yine olmadı. Olsun Ebabil, devam ediyoruz. Bulursun. Tamam. Şey, ortadaki olsun. Şu mu? Evet. Bakalım. Bakalım ne çıkacak? Aa. Cim harfi. Cim harfi geldi, olmadı yine. Olsun. Dur, bulacağım devam. Şimdi. Sana en yakın olan. Şu mu? Evet o. Bu sefer de T harfi. T harfi, evet. Devam edelim. Zormuş, gittikçe zorlaştı biraz oyun. Hadi. Ama yapacağım ben şimdi onu. Evet, yaparsın. Şuradaki harf. Şu değil mi? Evet. Bakıyorum. Evet, işte geldi. İşte yine bugün öğrendiğimiz sin harfi geldi. Sin harfi geldi. Tam üç tane sin harfin oldu Ebabil. Devam edelim. Devam edelim. Kaç tane kaldı? İki tane daha var. İki tane daha var. Dur bakalım, onu ben hemen bulacağım. Şu. Şu mu? Evet. Bakalım. Evet. Hey, işte buldum. Sin harfi. Tamam. Bir buradaki tane daha. Bu mu? Evet. Bakalım. Ha olmadı. Ha harfi. Ha harfi, evet. Devam et. Hemen yanındakini seçeyim. Bunun yanındaki mi? Evet.
Bu da B harfi. B harfi olmadı. Olsun. Bir tane kaldı değil mi Aliye abla? Bir tane daha sin harfimiz var şu ama. Baştaki olsun. Baştaki derken bu mu? Evet o. Bakalım. Evet. Yaşasın, yine buldum. Hepsini buldum, hepsini bütün buldum. Bütün sin harflerini buldum. Harika. Tebrik ediyorum. Bakalım kaç tane? Sin harfi bir tane. Bir sin. İki tane sin. İki sin. Üç tane sin. Üç sin. Dört sin. Dört sin. Beş tane sin beş harfi. Sin. Hepsini buldum değil mi Aliye abla? Evet Ebabil, hepsini buldum. Ben şimdi bunları hemen senin bohçana ekliyorum. Evet, onları ekliyorum. Sen de oraya. Yaşasın, koleksiyonumun en güzel parçaları olacak onlar. Evet. Hem Aliye ablanın hediyesi. Koleksiyonunu bitirince Ebabil bitmiş halini mutlaka getir, çok merak ediyorum. Tamam, getireceğim söz. Çok güzel bir koleksiyon olacak eminim. Evet, çok güzel olacak. Şimdiden çok güzel oldu biliyor musun? Evet, hadi bakalım bohçanı alıp arkadaşlarımıza veda edebilirsin Ebabil. Ha, veda vakti mi geldi? Evet. Ha, tamam o zaman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bugün anne duası aldım ve bütün harfleri bildim. Hiç sırtım yere gelmedi. O yüzden siz de annenizin duasını alın, oldu mu? Görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet çocuklar, yarın tekrar yepyeni oyunlarla ve yepyeni bir harfimizle tanışacağız. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ben bir garip keloğlanım. Katılmaya hazır mısın? Hikaye ve masallara, çeşit çeşit oyunlarla öğrenip coşmaya. Bizi